Evet arkadaşlar, Project Euler soru 1'in çözümünü gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk sorumuz, öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Buradaki soruları cevaplayabilmek için az önce ben giriş yapmamıştım. Şimdi geldim, kullanıcı ismimle giriş yaptım. Buradaki register bölümü oluyor burada. Buna basıp çok kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Zaten sadece bir tane username ve password istiyor. Başka hiçbir mail authentication vesaire bir şey olmuyor yani. Mail bile istemiyor. O yüzden hemen gelip buradan register olup giriş yapabilirsiniz. Hemen soru 1'i açalım. Burada da ben bir tane yeni bir proje oluşturacağım şimdi. Console Application C dilinde. Dediğim gibi siz isterseniz kendiniz farklı dillerle de bunu deneyebilirsiniz. Şöyle Project Euler adında da isim verelim. Yazamadık. Enter'a bastım. GNU C Compiler devam edeceğim. Buradaki source'lerdeki main'i de şey yapayım. Yeniden adlandıracağım ama adlandıramıyorum. Rename file şöyle yapalım. Question 1.c şeklinde burada isim vereceğim. Hemen C dosyamızı açalım. Şu şekilde sizin için birazcık ekranımı büyüteyim. Şu satırımızı da silelim. Başlayalım. Şimdi diyor ki sorular İngilizce bu arada. Onu söylemeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Eğer ki ilk başta anlayamıyorsanız yani herkes bunu anlayabilmek zorunda değil sonuçta. Çeviri kullanaraktan sorunun ne anlatmaya çalıştığını anlayabilirsiniz. Başka sorular için de geçerli. Ben zaten videolarda sizin için açıklayacağım. Şimdi 10'a kadar olan tüm doğal sayıları sıraladığımızda bunlardan 3 ve 5'in katı olanları alırsak diyor arkadaşlar. 3, 5, 6 ve 9'u elde ederiz ve bunların toplamları da diyor arkadaşlar 23 ediyormuş. Şimdi bizden 1000'e kadar olan doğal sayılardan 3 ve 5'in katları olanları toplamamızı istiyor. Soru aslında gayet basit. Mantığını anladınız diye düşünüyorum. Yani doğal sayılar dediğimiz zaman arkadaşlar birden artı sonsuza kadar giden sayılar demeyi kastediyoruz aslında burada. Şu şekilde burada bir ara şey yapacağım hemen. Online whiteboard şeklinde bir arama yapayım ben. Size de bunların üzerinden açıklamaya çalışayım soruları. Geç bunu. Tamam. Güzel. Doğal sayılar dediğimiz zaman arkadaşlar sıfırdan başlayıp ama sıfırı normalde yani bu biraz şey bir konu hani okulda belki sıfır doğal sayıdır diye görmüş olabilirsiniz ama bu tarz sorularda eğer ki hani bunun çarpma işlemi olan bir versiyonu da gelebilirdi. Yani şu an bu soruda toplama işlemini gördüğümüz için tamam sıfır belki etkisiz eleman olarak gözüküyor olabilir ama eğer ki bu çarpma işlemli bir soru olsaydı sıfırı dahil etmeyecektiniz arkadaşlar. Çünkü genelde yani gördüğüm şeylerde gördüğüm sorularda sıfırı doğal sayı olarak kabul etmiyorlar. Aklınızda bulunsun. Birden artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar diyor. Ve 1000'e kadar olan doğal sayılardan da 3 ve 5'in katı olanları bulacağız. Şimdi bir sayının 3 ve 5'in katı olduğunu nasıl anlarız arkadaşlar? Şimdi bunlar tam sayılar olduğu için siz bir sayıyı yani herhangi bir sayı 3'ün veya 5'in katıysa arkadaşlar bu sayıyı siz 3'e böldüğünüz zaman yine tam bir sayı elde ediyorsunuz. Yani herhangi bir kalan değeri olmuyor. Buna biz mod işlemi diyoruz. Yani bir sayı 3'ün katıysa aslında bu şu demek. Mod 3 işleminde yani mod 3'e göre arkadaşlar biz bu sayıyı fonksiyona soktuğumuzda yani bu sayıyı 3 ile böldüğümüzde aslında herhangi bir kalan olmaması gerekiyor. Yani mod 3 eşittir 0 olması gerekiyor. Atıyorum 12 bölü 3 kaç yapar? 4 yapar. Kalan ne arkadaşlar? 0. Yani bu sayı 3'ün katı. Atıyorum 15 bölü 5 işte 5'e böldüğümüzde bu ne yaptı? 3 yaptı. Kalan nedir arkadaşlar? 0. Demek ki 15, 5'in tam bir katı. Ya da atıyorum arkadaşlar 17 bölü 5. 3 kere 5, 15. Kalan ne? 2. He, tamam. 17 mod 5'te 2 değerini veriyorsa o zaman burada 17 5'in tam katı değildir diyebiliyoruz. Şimdi bunu kod olarak yazacağız. Bakın aslında şu anda biz bu ekranda arkadaşlar şeyi bitirdik. Yani sorunun nasıl bir mantığı olduğunu zaten çok kolay yani çok basit bir soru şu an için sorunun nasıl bir mantığa sahip olduğunu ve nasıl bir çözümle ilerleyebileceğimizi aslında çözdük. Şimdi sadece bunu kodlamak kaldı. Yani bunu satırlara dökeceğiz. Şimdi ben burada makro olarak atayacağım. Genelde ben bu şekilde kullanıyorum sorudaki sabit değişkenleri. Define max diyorum. 1000 arkadaşlar. Yani buradaki maksimum değerimiz 1000. Soru içerisinde bu değeri kullanacağım için burada genelde tanımlıyorum daha rahat bir şekilde görmek için. Makro olarak aklınızda bulunsun. Şimdi bir tane loop kullanacağım. Bir tane for döngüsü yazacağım arkadaşlar burada. Hemen yazalım şu şekilde. For diyorum. Integer i eşittir 0. Yani bunu
burada tanımlamayı tercih ediyorum. İsterseniz bunu yukarıda da tanımlayabilirsiniz. Çok fark etmiyor. Bu scope'dan çıkmamıza gerek olmadığı için şu an bu for loop'un içerisinde tanımlamamızda herhangi bir sıkıntı yok. Integer i eşittir 0, i küçüktür. Max değerinden olduğu müddetçe i'yi 1 arttıracağız. Yani bu bizim ne işimize yarayacak? 0'dan 1'e kadar olan tüm sayılarda gezinmemizi sağlayacak. Akabinden içerisine giriyorum. Şimdi burada da bir tane integer sum eşittir 0 adında bir tane toplam değeri oluşturacağım. Bunun da sebebi şu, 0 toplamada etkisiz eleman olduğu için şimdi ben burada toplama işlemine başlayacağım. Yani atıyorum buradan geleceğim. Şimdi bunu aslında sıfırdan değil birden başlatalım. Çünkü birazdan burada bölme işlemi yapacağız. Bölme işlemi yaptığımızda hani sıfıra bölüm yaparken sıkıntı çıkabilir. Hatta çıkar. O sebepten dolayı birden başlayalım doğal sayılardan olduğu için. Birden bine kadar tüm sayıları kontrol edeceğim. Eğer ki sayının 3 ve veya 5 ile bölümünden kalan sıfırsa bu sayı 3 veya 5'in tam katıdır diyeceğim ve bu toplam değerini ekleyeceğim. Sorunun da bizden istediği şey buydu zaten. If diyorum arkadaşlar. i'nin modüler işlemini kullanıyorum. i mod 3 eşit eşittir 0 ya da i mod 5 eşit eşittir 0 ise diyorum. Eğer ki böyle bir durum var ise diyorum. If statement'ı da tek satır kullanacağım için if şeyinde şu anda paranteze açmama gerek yok. Eğer ki birden fazla satır kullanacak olsaydım paranteze açacaktım. Eğer ki böyle bir durum varsa sum eşittir sum artı i gibi bir kullanım yapıyorum. Harici durumda da zaten bir şey yapmasına gerek yok. Bu işlem gerçekleştikten sonra da tüm döngü bittikten sonra da printf yardımıyla ekrana değerimi yazdıracağım. Yani sum değerimi burada gelip yazdıracağım. Kod bu kadardı. Bakalım bir çalıştıralım. Bize ne çıktı verecek. Evet şu anda 20.233.168 değerini verdi arkadaşlar. Algoritmamızın doğru olduğunu düşünüyoruz şu an için. Hemen gelelim. Cevabımızı kontrol edelim. Bakalım doğru muymuş. Check dedik. Cevabımızı yazdık. İnternetten kaynaklı galiba ufak bir yavaşlık problemim var. Evet doğru. Tamam. Sıkıntı yok. Soru 1'in çözümü bu şekildeydi.